Yo 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 yo, ben Heyecan ve bugün sizlerle başlıktan da anlayabileceğiniz üzere, hatta anlayamayacağınız üzere bir CSGO güncelleme videosu ile sizlerleyim. Evet, bir turnuva değil ya da farklı bir şey değil, bir güncelleme videosu. Normalde çekmem, ancak bunu neden çekiyorum? Ciddi anlamda tuhafıma itti ve oldukça akıllıca bir hamle. X-ray diyorsunuz, Allah Allah, bu X-ray ne? Buna değineceğim, ancak neden bunun getirildiğine dair bir şey söylemek istiyorum. Fransa gibi, Lüksemburg gibi, Belçika gibi, Hollanda gibi bazı Avrupa ülkeleri loot box'lara, yani oyun içindeki satın alımlı kasalara karşı bir dava başlattı tarzında bir, hani ne denir ona? Hani bildiğiniz bir yürüyüş başlattı diyebilirsiniz. Bu yürüyüş olarak değil, ancak hani biz loot box'ları istemiyoruz tarzında bir şey yaptılar ve yasaklama getirdiler oyunlardaki loot box'lara. Ve hani şunu söyleyeyim, şu anda eğer siz Fransa'da oturuyorsanız ya da Fransızsanız dediğim, hiçbir şey size anlam vermiyor zaten. Orası ayrı bir konu. Şu andan itibaren artık kutu alamazsınız. Sadece kutularınızı satabilirsiniz ve artık kutu alamazsınız. CSGO için geçerli şimdilik, en azından bu bildiğim kadarıyla. Ve bu yüzden de CSGO bu karından daha vazgeçmemek için X-Ray denilen bir sisteme getirdi. Basitçe kasa açmanın laciverti diyebiliriz. Çok büyük bir fark yok, ancak ufacık da olsa bir hafifinden bir abuse'u var bu sistemin. Hoşuma giden tatlı bir abuse'u var. Ona da değineceğim. Buna zaten videolu kısmında anlatacağım. Ve aynı şekilde bu scanner'ı kullanan ilk kişilere dediğim, scanner'ı kullanacak herhangi bir kişiye non-tradable ya da non-marketable olan P250 X-Ray adlı itemi verecek. İtemi de birazdan göstereceğim. Bana kalırsa oldukça hoş bir item. Hatta sadece itemi alabilmek için NordVPN alıp Fransa'ya bilgisayarımı götürmüş gibi gösterip item alasım geldi. Ancak uğraşasım da gelmedi bir yandan. NordVPN sponsorlu değildir. Ancak sponsor olursa çok sevinebilirim. Mutlu olurum. Neyse. Şimdi. Açıkçası Valve oldukça mantıklı bir hamle yaptı. Çünkü loot box'ları yasakladı ve bunu loot box'tan biraz daha çevirdi. Hani açıkçası çıkacağı şeyi bilip de anahtarı öyle satın alıyorsun gibi düşünebilirsiniz. Ve tatlısından bir abuse var. Bunu da anlatacağım. Şimdi videoya geçersek. Bu arada video için Bandana Gaming'e teşekkür ediyorum. Çünkü benim Fransa'dan hiçbir arkadaşım olmadığı için Fransa'daki arkadaşıyla konuşup ekran paylaşımı yapmayı seçmiş. Bu arada video kalitesi böyle ekran paylaşımı olduğu için benim yapabileceğim bir şey yok. Şimdi videoyu izliyoruz ve gördüğünüz üzere tepede X-Ray Scanner denilen bir şey var. X-Ray Scanner'a basıyor ve burada gördüğünüz üzere, şurada durduğum yeri size basit olarak çevireyim. X-Ray Scanner kutunun içindeki itemi görmenizi sağlıyor ve bu X-Ray Scanner'ı kullanmak için de hani basitçe bir tane CSGO case key lazım. Yani CSGO kasa anahtarı lazım. Düz olarak 2.20 euro, hani bizde de 15 lira falan civarında bir şey bu. Ve bunu alıp hani X-Ray'i kullanmak için 2.20 euro vermemiz gerekiyor basitçe. Ya daha doğrusu bir anahtar parası vermemiz gerekiyor. Ancak bu anahtar parası karşılığında bize de P250 X-Ray verecek ki 3 aşağı 5 yukarı word diyebilirsin. Çünkü sadece bu skin Fransa'da olacak ya da daha sonradan başka loot box kavramını uygulayacak yerlerde olacak. Hani o yüzden bence okey diyebiliriz. Ve ondan sonra scanner'ı kullandıktan sonra bir daha kullanmak için scanner'ı kullandığınız kasayı açmanız gerekiyor. Öbür türlü de kullanamıyorsunuz. Burada tamamen bunu açıklamış olayım. Şimdi görmüş olduğunuz üzere skin böyle. Ancak ben unutmazsam oyun içi screenshotlarını koyacağım. Şeyin sonuna, videonun sonuna ya da bir gameplay koyabilirim. Gördüğünüz üzere anahtarı alıyor arkadaş. Anahtarı aldı. Claim item'ı diyecek birazdan. Claim item dediği anda item'ı geldi. Item oldukça hoş. Bana kalırsa çok güzel bir skin ve önemli olan bir şey var. Herkese minimal veri veriliyor ve float'u yok. Bildiğiniz none yazıyor ve hani her silahla aynı. İsterseniz display'leyebiliyorsunuz burada da gördüğünüz üzere. Şimdi buradaki arkadaş rastgele bir kasaya açmaktansa, önce kasayı açmaktansa go to scanner diyor. Hani dediğim gibi kasa açmanın farklı bir rengi. Kasadaki item onu sevindirirse kasayı alıp açabiliyor. Ancak sevindirmezse de ve scanner'ı yeniden kullanmak isterse de her şekilde kasayı açacak. Aslında Valve için win-win versiyonu bu. Bu sadece şöyle iyi. Bizim gibi garipler abi Fransa'ya kendilerini geçirip bir tane anahtar parası verip hem güzelim
Türkiye'de kimse de olmayacak bir skin'i kullanabilirler. Hem de bir tane kasaların içerisinde iyi bir şey mi çıkacak, kötü bir şey mi çıkacak diye bakabilirler. Ondan sonra Türkiye'ye geri döndürebilirler. Ancak IP banlanma riski var her zaman olduğu gibi ve büyük bir risk. Bu riski almanızı ben tavsiye etmem açıkçası. Kasadan bıçak çıkartırsanız ve bir hafta içerisinde Bino Game'i satıp World olma şansınız varsa orası başka canım yani. Orasını da siz biliyorsunuz. Onun dışında Goto Scanner deniliyor ve burada güzel bir animasyon var. Goto Scanner'ı dedikten sonra Use Scanner deniliyor ve böyle bir animasyon karşımıza çıkıyor ve içerisindeki itemi bize gösteriyor. Eğer bu itemi almak isterseniz bir tane Spectrum 2 ya da herhangi bir CSGO key'ini purchase'lıyorsunuz ve sizlere o itemi veriyor. Ve bu arkadaş almış çünkü ikinci defa scanlenmiş olan kasanın itemini almadan kullanmak mümkün değil. Aynı şekilde burada farklı bir kasaya gidiyor. Goto Scanner diyor. Burada aynı şey diyor. O itemi almanız için scanner'daki itemi satın almanız gerekiyor. Basitçe buradaki şeyin İngilizcesi öyle. Ondan sonra da bu arkadaş bunu alıyor. Yani burada göstermek istediği şey siz diğer itemi scanleyemezsiniz o itemi claimlemeden. Hani biraz tuhaf anlattım ancak sizin de anlamış olmanız lazım. Claimlediğin zaman da kasa açmış gibi olmuyorsunuz. Kasa animasyonu görmüyorsunuz. Sadece scan animasyonu oluyor. Bu kadar basit ve oradaki görselden de bu arada float'unu falan anlayabiliyorsunuz. Hani görevde kullanılmış mı, savaş görmüş mü? Oradaki resim birebir aynı. Burada bir tane daha açıyor ve Galilar Sandstorm çıkıyor. Aynı şekilde bunu da claimlemesi için arkadaşın bu kasanın anahtarını alması lazım. Valve için win-win olmuş. Bu sadece buzlanması şöyle mümkün olacak. Fransa'da yaşamıyorsunuz. Fransa hesabınızı geçirip oradan bir tane kasa anahtarı alıp hem mis gibi skin alıp hem de bir tane kasa açmış gibi olmanızı sağlayacak. Aslında normal kasa açmakla birebir aynı. Ancak güzel bir skin elde edeceksiniz ve untradeable bir skin elde edeceksiniz. O yüzden benim için Word olabilir. Ancak ben deneyinceye kadar deli değilim. Çünkü Steam hesabım ciddi anlamda pahalı. Güzel teklif alabilecek bir hesap. Onun dışında umarım videoyu beğenmişsinizdir ve ben bu X-Ray muhabbetini anlatabilmişimdir. Çünkü Türkiye'de genelde artık CSGO'nun videolarını büyük YouTuber'lar dahi kolay kolay çekmiyorlar böyle küçük update'leri. Ancak bu önemli bir update'ti bana kalırsa Fransa için ve hani gelecek yıllarda kendi ülkemizde de görebileceğimiz bir şey olabilir. Bu yüzden bu update'i önceden bilmeniz çok güzel olabilir. Onun dışında benden bu kadar. Umarım en yakın zamanda daha fazla video diye görüşmek üzere. Açıklama kısmında ve sabitlenmiş yorumlardaki Twitch ve Discord kanalımdaki kanallarıma uğramayı unutmayın. Sizlere seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay ve unutmazsam Yes Pay Güzel'in gameplay'i ya da SS'leri gelecek şimdi. Bay bay.